Hala efendim hoş geldiniz yayınımıza. Evet efendim hoş geldiniz. Keyifli pazarlar olsun bugün çok değerli, çok önemli bir konuğumuz var. Uzman doktor Aykut Kurt. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı. Bakalım bugün çok önemli bir konu işleyeceğiz. Özellikle bayanlar lütfen ekran başınızdan ayrılmayın. O zaman daha fazla izleyicilerimizi bekletmeden konuğumuzu davet edelim istiyoruz. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Aylin Kurt alkışlarınızla geliyor. Merhabalar. 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 Buyurun. Merhabalar. Buyurun hocam. Şöyle Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Teşekkür ediyoruz yine Hocam, harika bir gün. Evet. Çok değerli özel vaktinizi bize ayırdınız. İzleyicilerimize ayırdınız. Bugün çok önemli konulardan bahsedeceksiniz. O zaman e, doktorumuzla neler konuşacağız? Bir izleyelim. Sonrasında tekrar stüdyomuzda olacağız. <laughs> Genital estetik problemleri nelerdir? Labioplasti nasıl yapılır? Genital estetik neden uygulanır? Merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlasını estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Aylin Kurt sağlık zamanında anlatacak az sonra. Şimdi bize bahsediyoruz. Tabii plastik cerrahi de kendi içerisinde Aşağı yukarı herhalde 20 farklı alanda hizmet veriyor. Bunun evet. içerisinde branşlaşmak da çok önemli. Tabii ki diğer doktor arkadaşlarımız bütün hepsini yapabiliyorlar. Hepsini de kaliteli bir şekilde yapabiliyor ama bazı bu konudaki ihtisaslaşmış arkadaşlarımız. Aylin Hocam da onlardan bir tanesi. Bugün genital estetiği konuşacağız değil evet. mi hocam? Evet Genital evet. estetik konuşacağız. Ben. Evet, nedir diye başlayalım isterseniz. Ee, genital estetik aslında bütün kadınların e, çok yakından ilgilendiren. E, Türkiye'de maalesef tabu olduğu için e, kız genç kızın annesiyle ya da işte ablanın kardeşle e, ya da iki arkadaşın birbiriyle çok rahat konuşabildiği konular değil bunlar. Çünkü çok e, mahrem bir bölge ve tabusal bir konu. Ancak ne olursa olsun bu da sonuçta bir sağlık olayıdır. Yani bugün burada vermeye çalışacağımız bilgilerin hepsi kadınlarımızın cinsel sağlığı ve mutluluğu açısından bence çok çok önemli ve konuşulması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nşallah onlara çok daha faydalı bilgiler vererek yardımcı olabiliriz. Mutlaka ki bugün genital estetikle ilgili e, derinlemesine konuşacağız. Sizin de bize sorularınız olursa ekranlarınızdaki iletişim numaralarınızdan sorularınızı iletebilirsiniz diyoruz. Ve başlayalım isterseniz Aylin Hanım. Evet şimdi burada ben şunu merak ediyorum. Genital estetik sadece estetik amaçlı mı yapılmalı yoksa farklı amaçlarla da yapılabiliyor mu? Ee, şimdi genital estetik yani kadının genital bölgesini ilgilendiren adı üzerinde hı hı. bir olay ve e, 4-5 ayrı bölümden oluşuyor. Evet. E, yukarıdan aşağıya başlarsak eğer mesela pubis estetiği e, özür diliyorum estetiği dediğimiz e, bölüm e, karnın altında yer alan bölüm. Hı hı. Ve genelde hastaların bununla ilgili şikayeti fazla yağlanmadır. Yani biz bu ameliyatı yaptığımız zaman hastaya verdiğimiz hizmet tümüyle estetik yönündedir. Ancak iç dudak ameliyatı ya da vajinoplasti bölümlerine geçtiğimiz zaman o zaman tümüyle hastanın primer olarak sağlığıyla ilgili ya da fonksiyonel dediğimiz hem sağlık hem estetikle alakalı ameliyatlara girmiş oluyor bu bölüm. Yani burada öncesinde tabii ki herhalde bir muayene etmek gerekiyor ki ona evet. göre estetik mi ya da sağlıkla ilgili bir problemi olup olmadığını çözümlemek adına değil mi hocam? Evet tabii Yani ki. genital estetiğe başvurmadan önce hastaların ne gibi rahatsızlıkları oluyor? Yani belirtileri nelerdir gibi bir soru gelse. Şöyle söyleyeyim yani ben yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. En çok rastladığım sıkıntı şu ki, Hasta telefon açıyor ya da muayenehaneye geliyor ya da hastaneye başvuruyor. Ben de bir problem var ama problemi bilmiyorum diyor. Yani ben de bir anormallik var. Yani işin e, kötü tarafı kadın kendi e, vücudunu tanımıyor. Çok büyük bir bölüm böyle. Bir sıkıntı olduğunun farkında ancak bunun ne olduğunu siz bana söyleyin hocam diyor. Hani normal bir durum mudur anatomik olarak yoksa? Farklı bir e, sıkıntım mı var? Bunu genelde bizden daha çok yönlendirme bekliyor hastalar. E, telefonda da böyle bir <laughs> hizmet isteyebiliyor aslında tabii ki. sıkıntılarını anlatarak. Tabii ki. Peki Hı -hı. E, muayenehaneye gelen hastalar için nasıl bir e, kontrol süreci oluyor? E, şöyle söyleyeyim tabii ki hastamızın muayenesini yapıyoruz. Yani e, her şekilde hem estetik olarak hem fonksiyonel olarak herhangi bir sıkıntı yaratıp yaratmadığına dair e, muayenesi yapılıyor hastanın kendisine bilgi veriliyor. Sizde şu 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 sıkıntılar var. Bunların çözümleri bu şekildedir. İşte ameliyatsa bu kadar süre e, sizi yorabilir, üzebilir. E, bunların bilgisi veriliyor tümüyle hastaya ve hastayla ortak karar alıyoruz. Peki hocam genital estetik için bir hasta kaç yaşında başvurmalıdır? Genelde ergenliğini bitirmiş olması tabii Hı -hı. ki hemen hemen tüm estetik ameliyatlarımızda olduğu gibi, bunda da mutlaka hasta ergenliğini bitirip hormonun etkisinin ortadan kalkması gerekiyor. Ama bazı sıkıntılı durumlar oluyor. Mesela 12 yaşında ya da 14 yaşında ergenliğe girmiş hormon etkisi altında olan bir çocukta. Çok aşırı derecede büyüyen iç dudaklarla karşılaşabiliyoruz. Benim bu şekilde iki tane takip ettiğim hasta var. Sayısı çok fazla değil, ama sonuçta ailelere şu şekilde bilgi veriyoruz: Eğer çocuk bunu temizleyemiyorsa, sonuçta o bölgede bir hijyen eksikliği olduğunda mikrop kapma olabiliyor, mantar olayı olabiliyor ve bu sebeple çok uzun dönem mantar ilacı ya da antibiyotik kullanan hastalarımız var bazı e, aileye bilgi verildikten sonra evet biz bu ameliyatı yapabiliriz ama 18 yaşına kadar tekrar bir büyüme gözlenebilir. Özellikle iç dudak ameliyatları için çok fazla bu şekilde talep geliyor. Genelde ergenliği bitirmiş olması bizim birinci tercihimiz. Evet. Ama ergenlik öncesinde de gerektiği takdirde sağlıkla Tabii. ilgili tedaviler Hı -hı. yapılabiliyor. Evet. Peki tedavi edilmezse ee, ne gibi durumlara yol açabilir? Şöyle söyleyeyim benim mesela hani hasta üzerinden gidersek 14 yaş ile 24 yaş arasında 10 yıl antibiyotik e, vajinal akıntı sebebiyle antibiyotik kullanan hastam var. İş dudakları aşırı büyük olduğu için hasta maalesef tuvalet temizliğini yeterince yapamıyor. Ya da nemli kaldığı için mantar ilacı kullanan hastalarım çok fazla yoğunlukta. Ee, hani kötü koku olması, hastayı giyinirken rahatsız etmesi, hani bunların dışında sağlıkla ilgili uzun süre tedavi getiren, gerektiren ve hasta bu tedavilerin sonucunda herhangi bir sağaltım alamıyorsa tabii ki öncelikle ameliyatı yapmak için 18'i bekleyelim diye bir şart sunamıyoruz hastaya. Evet, peki genelde en çok hangi rahatsızlıklarla sizin kapınızı çalıyorlar diyelim? Şöyle söyleyeyim, e, genelde zaten hani dünya literatürüyle hemen hemen Hı -hı. Türkiye'deki yaklaşımlar ya da Eşit hasta olabilir. şikayetleri eşdeğer. değer. E, birincisi yüzde estetik şikayet gelen bütün hastalarda var. Çünkü normal bir anatomide ki diğeri anatomik varyasyon diyoruz biz tıpta. Bu da şu demek ki aslında anormal bir durum yok. Yani iç dudağı hastanın Büyükse aslında bu normal hastanın büyümesine bağlı bir şey. Ama hastayı rahatsız ettiği durumlarda tabii ki hasta için sıkıntı yaratmaya başlıyor. Dış dudakların içinde yer almasını genelde anatomik olarak bekliyoruz biz. İç dudakların. Hı hı. Eğer dış duda dışına çıkmaya başladığı durumlarda hasta bikini mayo giydiğinde de rahatsız ediyor. Dar pantolon giydiğinde de ya da iç çamaşırı giydiğinde de hastayı rahatsız etmeye başlıyor. O yüzden ilk olarak estetik görüntü hastaların birinci şikayeti oluyor. Ee, bunun dışında dediğim gibi kötü koku, hijyen eksikliği, e, yıllarca tedavi edilemeyen akıntılar, yani bunlar tabii mikrobik akıntılardan bahsediyoruz ya da sık sık hasta e, mantar kapıp e, mesela bütün yazı Elimde mantar kremiyle geçiriyordum hocam diyen hastalarımız sayısı çok çok fazla. Evet. Peki az önce de bahsettik aslında çok fazla kişiler arasında konuşulmayan konular belki de hani 18 yaşından küçük kızlarımız için de ailelerin takibi çok önemli değil mi? O ilişkiyi evet. kurabilmek bununla ilgili neler söylersiniz? Şöyle söyleyeyim yani genelde artık yani Genital estetik zaten yaklaşık bir 2006'dan beri dünyada popüler olmaya başladı. 2008-2009 itibarıyla da Türkiye'de başladı ve ufak ufak sosyal medya aracılığıyla yayılmaya başladı. Sonuçta şu anda anneler tabii ki çok daha bilinçli ve bizim 40 yaş üstü dönem gibi tabusal yaklaşmıyorlar olaya açıkçası. Annelerden çok fazla arayan soran var. Bizi telefonla hı hı. hani gelmeseler bile hocam diyor kadınlığım hekimine götürdüm hiçbir şey yok dedi. Ama bence şöyle bir problem var diye mesela hani bulunduğu şehirde e, bizi arayıp da bilgi alıyor anneler. E, bence tabii ki şu anda sonuçta pedagog değilim ama annelerin zaten çocuklarıyla çok fazla ilgilendiklerini düşünüyorum. Bu konuda bir sıkıntı olduğunda da. Mutlaka bir hekime başvursunlar, bilgi alsınlar en azından. Evet o zaman yavaş yavaş cerrahi müdahalelere geçmek gerekirse isterseniz az önce de bahsettiğiniz pubis estetiğinden bahsedelim. Evet. Nasıl yapılıyor? Şimdi pubis bölgesi karnın tam altında bizim kalça kemiğimizin ön tarafını yani o kemik bölümün önündeki kısım. Ee, ve genital bölgenin başladığı kısım, ayakta durduğumuzda da tümüyle göz önünde olan kısım odur. Diğer bölgeler gözükmez ayaktayken çok fazla. Ee, en fazla gelen şikayet hasta zayıf olabiliyor, ama pubis bölgesi çok yağlı olabiliyor, çok çıkıntılı olabiliyor. Ee, hasta zaten kilolu ve Karında herhangi bir sarkma varsa karın ameliyatı esnasında aynı zamanda pubis bölgesinde topluyoruz estetik cerrahlar olarak. Ama salt pubis sıkıntısı ile geliyorsa hasta ki bu ya dediğim gibi fazla yağlanma ya da yaşın ilerlemesine ya da çok fazla gebelik geçirdiği zaman da hasta cildi çatlıyor, elastikiyet kaybına uğruyor. Bununla beraber sarkmalar görebiliyoruz. İki tip ameliyatı var. Bunlarda ya yağ alıyoruz sadece liposuction dediğimiz yağ alma olayıyla halledebiliyoruz olayı. 3 hafta yine korsesini giyiyor hasta. Ya da ciddi bir sarkma varsa ki bu karından bağımsız olarak çok nadir görülüyor. Yani aynı zamanda karın da sarkmış oluyor hastada. Hı -hı. İkisini birlikte topluyoruz. Belki karın sarkmasıyla da orada oluşmuş olabilir mi? Şöyle tabii ki yani karın yani da bir aşağı doğru biraz... yer değiştirdikçe tabii ki alttaki bölüm Bağlantılı. daha da. Kubiste daha da aşağıda yer değiştirebiliyor. Hı hı. Ee, sonuçta en ciddi sıkıntı hani hastalarımızın bize söyledi, pantolon giydiğinde işte mayo bikini giydiğinde ciddi derecede bir orada fazlalık görülüyor. Hatta dar etek giydiğimde bile orada bir çıkıntı oluyor ve bu beni çok rahatsız ediyor diye geliyor hastalarımız. Ameliyatı çok problemli bir ameliyat değildir. Hastanede yatmasını gerektiren bir ameliyat değildir. Yani sadece sakinleştirici altında bile yağı alınır. Eğer sadece yağ alma ya da hani ufak bir germe ameliyatıysa pubis ile ilgili sıkıntılı bir ameliyat değildir. Peki burada şunu sormak istiyorum. Pubis estetiği ameliyatıyla beraber e, kombine diğer e, ameliyatlar yapılabiliyor mu? Yapılabilir evet. tabii ki. Peki şöyle olabiliyor mu? Mesela hani diyelim ki bir hastanız geldi e, işte e, muayenesinde e, yağ almak gerekiyor. VASER e, yapmak gerekiyor ve muayenesinde de işte e, pubiste de sıkıntısının giderdiğiniz hastalarınız da oluyor mu? Oluyor. Yani farkında değil çok fazla kendisi ya da farkındadır ama ciddiye alamıyor tabii ki bir takım tabulardan kaynaklı. Tabii ki. Evet. Yani e, o bölgede de fazlalık varsa dediğim gibi hasta zaten bunu genelde giyiminde fark ediyor. Hı hı. Ya da arkadaşları ifade etmiş olabiliyor. Ee, geldiğinde tabii ki pubis bölgesindeki yağlar da çok rahat bir şekilde alınabilir. Hı. Diğer e, tüm vücut liposakşınla beraber, diğer bölgelerle Hı. beraber çok rahat alınabilir. Peki tekrar e, genitale dönersek iç dudak e, büyümesinden bahsettik. Bunun sebepleri nelerdir? İç dudak e, büyümesi birkaç sebebi var. Ancak bunların hiçbiri %100 sebep olarak e, açıklanamıyor. Yani e, hasta ciddi derecede sık bir şekilde çocukluğundan itibaren enfeksiyonlar geçiriyorsa, hı hı. E, idrar kaçırması var sürekli sonda takmak zorunda kalınıyorsa bu tarz sıkıntılarda çok daha fazla büyüme görülebiliyor. Ama genelde e, hormon etkisiyle alakalı ve genetik olduğunu kanıtlayan hiçbir şey yok ki bunu ben de çok uzun zamandır bu ameliyatları yapan biri olarak Anne kız ameliyat ettiğim oluyor, abla kız kardeş ameliyat ettiğim oluyor. Ama bunlar tüm ameliyat ettiğim hastaların çok çok küçük bir yüzdesi. Genelde gelen hasta bu sadece bende var bu şikayet diyor. Hani ablamda yok, annemde yok, teyzemde yok sadece bende var bende niye oldu diyor. Yani genel olarak e, enfeksiyon, çok sık yaşanan enfeksiyonlar diyebiliriz. Ya da çoklu cinsel partner varsa eğer o tarz hastalarda yine... Ee, ergenlik döneminden itibaren özellikle çok fazla büyüme gözlenebiliyor. Yayınlara göre. Evet. Ee, peki iç dudak küçültülmesi ne gibi durumlarda yapılmalıdır? Ee, i̇ç dudak küçültülmesi bize sorarlarsa eğer yani doktorlara sorarlarsa eğer normalde aslında iç dudan genişliğinin 5 santim ve üzeri olduğu durumlarda yapmamız gerekiyor. Bu herkesle aynı Tek mıdır tarafı? oran? Hayır. Yani şöyle bir şey var. Şimdi iç dudak büyümesi amacıyla bize başvuran hastaların hepsi aynı büyüklükte tabii ki olmuyor. Aynı genişlikte olmuyor. Aslında ameliyatın endike olduğu durum yani hani bizim evet bunu artık yapmamız gerekiyor dediğimiz durum 5 santim ve üzerindeyse eğer iç dudak hı hı. büyümesi onu mutlaka ameliyat etmemiz gerekiyor çünkü hasta da fonksiyonel sıkıntı çıkartmaya başlıyor. Yani hastanın hayatını çok fazla zorlaştırmaya başlıyor. Ama e, hastanın eğer psikolojisini aşırı derecede bozuyorsa bu görüntü, e, atıyorum eşiyle olan ilişkisini bozuyorsa o zaman yine bunlar da bizim ameliyat etmemiz için sebep teşkil ediyor. Evet. Peki Burada bu arada şu... evet seyircilerimize de hemen hatırlatmış evet. olalım. E, estetik ve plastik cerrahi uzmanı Aylin Kurta sorularınız varsa ekranlarınızdaki iletişim numaralarından bize sorularınızı gönderebilirsiniz efendim. Biz de Aylin Hanım'a iletmiş olacağız. Evet buyurun İbrahim bu arada Bey. Bu şunu sormak istiyorum hocam. Bu ameliyatlarda en fazla yapılan teknik hatalar nelerdir? Nelerle karşılaşıyorsunuz siz? Yani bir yoğun olarak yaptığınız için tecrübe sahibi olduğunuz için Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu iç dudak küçültülmesiyle alakalı toplamda zaten e, tüm dünyada uygulanan 7 tane teknik var. Evet. Yani çok e, ilgi gören ya da hani zaten dediğim gibi geçmişi çok uzun süre olan bir e, bölüm değil genital estetik bölümü. Dünyada en fazla yapılan ameliyatta bizim trimming dediğimiz servis kenarların alınması şeklinde bir ameliyat yapılıyor. E, ancak... Bu biraz fazla abartıldığında iç dudaklar tümüyle alınabiliyor hastada. Bizim en yoğun e, şikayet aldığımız ya da hastaların gelip bize bunu nasıl düzeltebilirsiniz diye sorduğu konu bu. Yani e, sonuçta vücutta her e, organın ya da anatomik her bir bölgenin evet bir görevi var. Yani tamam. orada iş olsun diye bulunmuyor. Ya da en kötüsü hani hiçbir görevi olmasa bile estetik olarak mutlaka bulunması gereken bir şeydir iç dudak. Yani bir vajina girişini kapatması ve mikroplardan olabildiğince koruması gerekir. Hem estetik olarak hem fonksiyonel olarak orada olması gereken bir organın alınması çok da akla yatkın bir şey olmamasına rağmen maalesef çok fazla sık gördüğümüz bir şey. Ee, yani Estetik olarak da hasta bir sonuç alamadığı için ciddi derecede psikolojik travma yaşıyor. Peki bunu e, hocam bir estetik kaygı için mi yapılıyor yoksa hani bazı e, yörelerde bölgelerde duyuyoruz. Hani e, sünnet e, e, var. Bayanlarda da sünnet etme gibi böyle bir durum söz konusu. Ya bu Bununla bir ilişki var mıdır bu uygulamanın? Şöyle söyleyeyim yani bizde sünnet yok. Yani Türk evet. hastalar için konuşursak sünnet yok. Ama tabii ki mesela Mısır'dan evet. hasta geliyor ya da Orta Doğu'dan hasta geliyor. Bu tarz talepleri olabiliyor. Ama sonuçta sünnet amputasyon dediğimiz tümüyle Oradaki dokuyu ortadan kaldırmaya yönelik bir ameliyat ve benim kabul ettiğim bir ameliyat değil. Değil yani son, sonuçta değil. faydası evet. olmayan. Hastaya hiçbir faydası evet. olmayan gereksiz evet. bir ameliyat maalesef. Evet Peki, buyurun. Peki şeyi de merak ediyorum. Hatalı ameliyatlar yapıldı. Ee, evet. Yani farklı farklı konularda az önce bahsettiğiniz gibi. Ee, burada e, nasıl bir yol izlen, izlenmeli? Neler yapılmalı? Şimdi... E, aslında doktor seçimi birinci planda önemli evet. olan e, konu. Bunun dışında gittiniz seçtiniz doktorunuzu evet. Çünkü şu anda artık sosyal medya işte Google reklamları her şey hat safhada olduğu için aslında hastalara da çok fazla suç bulmuyorum ne kadar çok adı geçiyor internette doktorun ya da ne kadar çok reklamı geçiyor. E, gidiyorlar görüşüyorlar doktorlarıyla doktor diyor ki tamam senin ameliyatını yapacağım. Ameliyatı oluyor hasta ve mutlu olmuyor diyelim. İnşallah herkes mutlu olsun İnşallah. sonuçta. Mutlu olmuyorsa eğer hastanın en az maalesef 6 ay kadar beklemesi gerekiyor. Oradaki dokuların yumuşaması gerekiyor. Sonrasında elimizde kalan dokuya bakıyoruz. Hani orada tekrar bir özellikle iç dudak için konuşuyorum. Tekrar bir iç dudak yapılandırmamız gerekiyor. Ya da bazen iç dudak alınıyor, dış dudak da alınıyor. Tekrar hastaya bir genital bölge düzgün bir görüntü ve fonksiyonel bir işlev kazandırmak zorundayız. E, çünkü hakikaten bunu yaşamayan bilemez. Ben e, hani hastalarda o kadar fazla görüyorum ki eşleri ulaşıyor genelde. Çoğunlukla eşim 15 gündür perdeleri indirdi evden çıkmıyor diye ya da işte eşim hayatla bütün bağlantısını kesti ve ben çok üzülüyorum diye bu yüzden bizi birinci ayda işte 45 gün oldu iki ay hocam ne olur yapın falan çok başvuru oluyor ama hastaları hani buradan da tekrar ifade etmek istiyorum. 6 ay dolmadan oradaki dokular yumuşamadan bizim yapacağımız her ameliyat hastaya yarar değil zarar getirir. O yüzden o bölgenin tümüyle yumuşaması, ödemlerinin inip oturması ve bizim elimizde kalan dokuyu görmemiz gerekiyor. Ona uygun olarak tekrar şekillendirme yapıyoruz. Ama tabii ki e, hiçbir zaman için ameliyat olmamış gibi bir görüntü vermemiz mümkün değil. Hastaya öyle bir söz ya da garanti zaten vermiyoruz. Ama bir iz, e, oluyor iz oluyor mu ameliyatlar? Oluyor, oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, e, bu serbest kenarı kesme şeklinde yapılan benim amputasyon olarak genelde gördüğüm, yani total bütün iç dudağı kestikleri zaman maalesef e, meslektaşlarımız tam ortada görünen çok kötü bir iz oluyor. Hı hı. Ama bunu diğer tekniklerle işte flap yöntemi dediğimiz doku bırakarak serbest kenara bırakarak yaptığımız yöntemlerde ee, etmek mümkün. izi oluyor. saklıyoruz. Yani direkt Hı -hı. bakıldığında anlaşılabilecek, görülebilecek bir bölgede bırakmıyoruz. Birincisi bu. İkincisi bölgenin deri örtüsü bizim mukoza tabir ettiğimiz bir örtü olduğu için çok fazla iz kalan bir bölge değil. Yani diğer... Atıyorum meme küçültme, işte karın germe ameliyatları kadar iz kalan bir bölge değil. Hı hı. Yani e, usulüne uygun yapılan ameliyatlarda e, dışarıdan gören bir başka kişinin ameliyat olduğunu anlaması bile çok çok zordur. Öyle söyleyeyim. Evet. Ee, peki tekrar hatırlatmış olalım izleyicilerimize estetik ve plastik cerrahi uzmanı e, Aylin Kurta, doktorumuz Aylin Kurta sorularınız varsa ekranlarınızdaki iletişim numaralarından bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve devam ediyoruz. Çok keyifli gidiyor sohbetimiz. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür Gelin ederiz. De, yani burada biraz önce hocam da bahsetti. Gerçekten de izleyicilerimizin bilgilenmesi açısından tabii bir takım şeyler e, tapudur, e, tabudur, evet, kalacaktır bazı şeylerde Hı -hı. ama... Yani burada gerçekten konunun uzmanları tarafından kişilerin bilgi alması, bunun doğrultusunda doğruya ulaşmaları çok önemli. Günümüzde evet. sosyal medya olsun farklı alanlar gerçekten de çok ileride. Özellikle biz tabii diyoruz bunu, bahsediyoruz seçiminizde tavsiye üzerine hareket edin. Yani insanlar muhakkak bir şey yaparken bir yakınla bir etrafında eşine dostuna sormalı. Doktor araştırması çok Genel önemli. Genelde e, genital sıkıntısı o zaten. Hani ben evet. bunu ben de böyle bir sıkıntı var diye kadın eşiyle ya da eşi e, kadınla bile konuşmuyor. Hani öyle bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Hocam evet. zaten program başında da bunu özellikle vurgulamak için hani evet. şunu dile getirdim. Hı -hı. Hani baktığınız zaman e, güzel e, kaştır, gözdür, saçtır, burundur. İşte yağ alma, göğüs birçok alanı var plastik cerrahinin. Evet. Onun için hani izleyicilerimiz mümkün olduğunca bu konuya yönelmiş, bu konuda daha hassas olan, uzman Tabii. olan doktorları seçmekte. E, ...itinalı olsunlar diyoruz buradan. Evet. Evet. Çünkü birazcık daha hassas bir konu olduğunu aslında e, söylemeliyiz diye düşünüyorum. Evet. E, tabii ki bir eşin eşine söylemesi, ha, yani hastalığımızı kabul etmekte de genelde zorlanıyoruz aslında. Bir de böyle hassas bir konu olunca e, daha çekimsel davranabiliyoruz ama e, her şeyin başında sağlık, sağlık olduğunu tabii ki. E, biz tekrar hatırlatmış olalım ve devam edelim. Genital estetik ameliyatlarında dış dudaklarla ilgili en çok yapılan estetik ameliyatlar nelerdir diyelim. Şimdi e, tabii ki anatomik olarak dış dudaklar pubisin az önce bahsettiğimiz e, o yağlı gözeli dokunun devamı ve iç dudaklarla beraber vajina girişini de kaplayan içinde bulunduran e, bölümler. En fazla sıkıntı ya çok fazla Yağlanma oluyor sarkma oluyor ve e, kadının görüntüsü dış görüntüsü bir erkek e, dış görüntüsüne dönmeye başlıyor ya bize o zaman başvuruyorlar ya da aşırı derecede volüm kaybı genelde gebelik sonrası çok fazla şikayet alıyoruz e, ve aşırı derecede kilo veriyorsa eğer hasta 20 kilolar 25 kilolar 30 kilolar ondan sonra ciddi derecede o bölgede çökmeler oluyor. Biz bunu nasıl, e, hasta konuşurken bize nasıl ifade ediyor? E, i̇şte mesela geçen gün 50 yaşında bir hastamız geldi. Dedi ki benim iç dudaklarım eskiden bu kadar dışarıda değildi. Yani gittikçe büyüyor, gittikçe büyüyor. Ben de dedim ki hayır iç dudaklarınız büyümüyor, dış dudaklarınız küçülüyor. Hmm. Yani ciddi derecede bir çökme ve volüm kaybı var. E, dış dudaklar çöktüğü zaman da ne oluyor? Ortadaki bölüm daha çok dışarıda gibi bir görüntü alıyor. Ee, sonuçta az önce İbrahim Bey'in de söylediği gibi kombine ameliyat yaparken biz mutlaka iç dudakla beraber dış dudakları eğer sıkıntı varsa e, dokunuşlar yapıyoruz. Ya Bilbiyle da, Birbiriyle uyumlu olması çok ki, önemli. Mutlaka yani hani e, bir anatomik yapı var. Evet. Yani bizim yıllarca işte tıp fakültesinde okuduğumuz öğrendiğimiz yıllardır hastalarda gördüğümüz Sonuçta bizim zaten estetik plastik cerrahi olarak hizmet ettiğimiz şey normal anatomiye yakın bir görüntü yaratmaktır. Hmm. Atıyorum hastanın burnu koptu bir kaza sonucu ya da kulağı koptu ya da doğuştan dudak ya da doğuştan evet yani doğuştan olan anomaliler. O zaman ne yapıyoruz? Biz normale bakıyoruz ona göre bir şey yapıyoruz. Yani bizim referans aldığımız şey aslında normal olduğunu kabul ettiğimiz anatomi. O yüzden genital estetik yaparken de dediğim gibi şimdi kadın doğarken iç dudaksız mı doğuyor ya da dış dudaksız mı doğuyor? Hani normal bir kadın anatomisinden bahsedersek. O yüzden biz bu ameliyatların sonunda da hedeflediğimiz şey ne oluyor? Tümüyle bütünsel olarak normal anatomiye yakın bir sonuç elde etmek. Birini yaptınız, öbürü göze batıyorsa eğer o zaman hasta çok aşırı derecede mutlu olmuyor. Yine mutlu oluyor Tabii. hani bir şekilde bir sorunla çözüm buluyor ama olaya total olarak baktığımız zaman çok çok daha iyi sonuçlar çıkıyor ortaya. Peki genelde bu ameliyatlar ne kadar sürüyor? Aynı ameliyatlar yana? uzun ameliyatlar değildir birincisi. ikincisi ağrılı ameliyatlar hiç değildir. Genelde e, hastaların en büyük korkusu o oluyor. Çünkü yaklaşık bir 3 hafta kadar iyileşme dönemi var desek. Hani şişliklerinin inmesi vesaire, dikişlerinin dökülmesi. Ee, üç hafta hasta nasıl oturacağım, nasıl yürüyeceğim, nasıl çalışacağım ya da işte atıyorum duşa girebilecek miyim, kendimi temizleyebilecek miyim, enfeksiyon kapacak mıyım? Bu tarz bir sürü e, sorularla geliyorlar bize. Ağırlı bir ameliyat hiç değildir. Genelde bizim hafta sonu ameliyatımızdır. Cumartesi ameliyat ederiz, pazartesi hasta çok rahat işine gücüne gider. Yani biz vajinoplasi de yapsak iç dudak da küçülsek yani dış dudağına yağ enjekte edersek eğer hastanın o zaman tabii ki şişlikler birazcık fazla sürüyor. Evet hocam burada yani sorularımızdan bir tanesi de o dış dudakları dolgunlaştırmak için dolgunlaştırmak. yağ enjeksiyonu mu yoksa dolgu maddeleri mi kullanmak gerekiyor? Neye göre karar vermek Şimdi lazım? hasta bize geldiğinde aşırı derecede zayıf bir hasta. Yani 38 kilo, 37 kilo. Boy 1.70'lerde. Bu tarz hastalar bize başvuruyor. Dış dudaklarım çöktü diye. Hani burada hangi bölgesinden yağ alacağız da dış <laughs> dudaklara vereceğiz. Önce <laughs> Yani hastanın öncelikle yağı olması gerekiyor. Evet. E, genelde bize gelen hastalar zayıflıktan kaynaklı, Zayıflıktan değil mi? kaynaklı çökme varsa çökme hastada. Var. Orada az önce belirtmiştiniz o hanımefendi tekrar vurgulayabilir misiniz hocam? Hani e, dış dudak kalmamış. Evet iş dudaklar gittikçe büyüyor gibi geliyor Biliyor, hastaya evet. yani, çok yani ortaya çıkıyor gibi. Evet. Ee, yani psikolojik kilo kaybından olarak... dış dudak etkileniyor diyebilir miyiz? Kilo kaybından da etkileniyor hastanın ciddi bir kilo kaybı olmasa bile yaşla zamanla yine çok ciddi benim mesela yani ciddi kayıplar olabiliyor 24 Hı -hı. yaşında hastam var Hı -hı. aşırı kilo vermesi yok ee, doğum yok. Hani bir yıllık evli bir yılda çöktüm hocam diyor yani hani dış dudaklarımın görüntüsü diyor aşırı derecede e, küçüldü kayboldu. diyor kayboldu ortadan diyor. E, o yüzden önce hastanın yağı varsa yağ injeksiyonu yapmak bizim için daha mantıklı diyemeyeceğim. Genital bölge <laughs> için diyemeyeceğim. Çünkü neden? E, genelde biz yüze göze ya da vücudun diğer bölgelerine işte çarpık bacak için. Kolda ya da herhangi bir yerinde çöküntü varsa hastanın yağ injeksiyonu çok severiz. Kendi yağından. Kendi yağından. Hem kök hücre veririz, cildin yenilenmesini, gençleşmesini sağlarız. Hem dolgunluk sağlarız. Hem verdiğimiz kendi dokusudur. Herhangi bir reaksiyon görmeyiz. Ee, hem de yüzde kırkı, yüzde 50'si yani katılan bazı e, ek maddelerle beraber yüzde kırkı, 50si hastayla ömür boyu kalır. Genital bölgede şöyle bir sıkıntı oluyor. Birincisi 3 hafta boyunca şişiyor. Yani bayağı bir ciddi ödem oluyor ve hasta yürürken, otururken, kalkarken sıkıntı yaşamaya başlıyor. Kendi yağının etkisi mi? Verildiği bu? zaman, hmm. evet. Ya da hani hastaya e, ameliyat olmayacak, herhangi bir başka bir ameliyat olmayacak diyelim hasta. Hani herhangi bir yerinden liposakşın yapılacak. Karın germe yapılacak, meme küçültülecek kombine veya ameliyat 3 hafta zaten korse giyecek ve evde dinlenecekse hasta o hastalara uygulanabilir. Ama e, bunun için sonuçta yağ verebilmek için yağ almamız gerekiyor vücuttan. Bir ameliyattır ama yathaneye gitmek gerekir. Yağı alınır, verilir ve 3 hafta dediğim gibi beklenir. Bunun yerine bizim genelde hasta grubunda artık e, kadınlar sonuçta sosyal ya da çalışma hayatının ciddi bir parçası. E, hasta ben 3 hafta bekleyemem, çalışmadan duramam vesaire diyorsa eğer uzun süreli kalıcı dolgu uygulamak hasta açısından daha mantıklı oluyor. Bizim açımızdan da daha mantıklı oluyor. Onun avantajları nedir? Onun avantajı şişliği yaklaşık 1-2 gün kadar sürer ki çok ciddi şişlik genelde görmüyoruz. E, yan enjeksiyonu 3 ayrı plana verdiğimiz için daha travmatik bir işlem oluyor bizim için. Dolgu o şekilde değil. Tek bir planda girip o bölgeyi dolduruyorsunuz. Onun dışında herhangi bir yerinden liposakşın yapmadığınız için hasta korse giymek zorunda değil. Ya da herhangi birinin bandajlanması gibi bir gereksinim olmuyor. Muayene ortamında yapılabiliyor. Hastanın dolgusunu yapıyoruz. Evine yolluyoruz. Evet. Ve 5-8 yıl. soralım bir de. 5-8 yıl kalıcı. 5-8 yıl arası. Bir süre. Evet. Normalde işte dudak olsun, evet. yanak olsun, o bölgelerde evet. kullanılan bir yağları... dolgu değil. Vücut evet. dolgusu. Vücut dolgusu. Evet. Aha. Daha farklı Vücut bir içeriği var. Evet. Peki. Peki. Hocam, e, dış dudaklarda sarkma olduğu takdirde nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Dış dudaklarda sarkmayı da genelde ilerleyen yaşlarda görüyoruz. Yani hastanın ee, Şu ana kadar benim gördüğüm hemen hemen bütün hasta grubu bir 50 yaşın üzerinde. Hı hı. Sonuçta nasıl yüzümüz gözümüz sarkıyor. Yer çekimi etkisiyle. Elastik kolajen liplerimiz maalesef yaşlandığımız için gitgide e, azalıyor. Bunlarda da dış dudaklarda sarkma olduğu zaman dediğim gibi neredeyse bir erkek genital bölgesine yakın bir görüntü olduğu için hastaları çok rahatsız etmeye başlıyor onda germe ameliyatları uyguluyoruz. Sarkma azsa, volümü çok azsa hastanın bir miktar dolgu ile beraber e, düzeltmeye çalışabiliyoruz ama sarkma çok fazlaysa yani verdiğimiz dolgu ile beraber ciddi bir kitle olacaksa orada o zaman germe ameliyatlarını yapıyoruz. Fazla deriyi alıyoruz, keserek, evet. Keserek. Ve dediğim hmm. gibi yine mukoza bölgesi olduğu için öyle hani karın germe gibi ya da meme küçültme, dikleştirme gibi izler kalmıyor. Çok hmm. daha basit Çok. Uygulama. Evet. evet. Genellikle ilerleyen yaşlarda daha çok karşılaşıyoruz. Genelde 50 yaş üzeri. 50 yaş kadınların üzeri. Kadınların sorunu. Peki vajina yapısının bozulmasının en önemli sebepleri nelerdir? Şimdi vajinoplasti ameliyatımız bizim zaten labiaplasti ameliyatından sonra en fazla uyguladığımız ameliyat. E, vajina neden bozuluyor? Hepimizin tahmin edebileceği gibi, tabii ki doğumlar, normal doğum en büyük sebeplerinden bir tanesi. Özellikle çoklu normal doğumlar e, hastanın vajina bütünlüğüne ciddi derecede zarar veriyor çoğu zaman. E, genelde bize başvuran tek normal doğum yapmış hastalarda bile bazen çok ciddi, hakikaten hasar görebiliyoruz. Bu demek değildir ki yani kimse yanlış anlamasın kimse gidip de normal doğurmasın diye bir şeyim yok. Telkinim yok. Ee, hani sonuçta bebek Hı. için çok sağlıklı bir olay ama. Ve bir anatomi e, mutlaka ki o sırada geçirdiği e, durumlardan dolayı yıpranma olabilir. Olmaya da kişiye göre değişen da bir şey. tabii ki yani bir doğumda da olabiliyor. Atıyorum altı doğumda da olabiliyor. Ama. Sonuçta. Hı -hı. Ama normal doğum en büyük etken. Evet. Evet ikincisi e, tabii ki yaşlanma az önce bahsettiğimiz gibi hani yüzümüzde gözümüzde nasıl cildimizin gençliğini kaybettiğini görüyorsak tabii ki vajina dokusu da e, yaşla beraber ciddi derecede yaşlanan bir bölge ama tabii ki kimseye hani çok ortada olan bir bölge olmadığı için genelde e, kadınların şikayeti üzerine. Bize başvurdukları bir bölge. Ne gibi şikayetler olabiliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sonuçta vajina bir kanal, tüp şeklinde bir doku ve sağlam desteği olan bir doku değil. Çok katlı yassı epitel dediğimiz derinin çok katlı halini düşünürsek eğer onunla örtülü ve en dış kısmında da incecik bir kas tabakası var. Sonuçta vajinanın üzerinde rahim var. Ön kısmında da idrar kesesi var. Hı, hı. Yani vajina çöktüğünde eğer hasta hiçbir müdahale yapmamışsa 50 yaşına kadar atıyorum 55 yaşına kadar 60 yaşına kadar ne oluyor? Sonuçta kolonları olmayan duvarın çöktüğü gibi vajina çöküyor. Bunda hasta vajinal gevşeme ile gelebiliyor bize. Bunun dışında öksürürken, hapşırırken, işte otururken, kalkarken idrar kaçırmaya ya da mesela namaz kılarken idrar kaçırmaya başladım diye geliyor bize hasta. Ee, bunun dışında rahim sarkması ile ilgili şikayetler olmaya başlıyor hastada. Ee, kabızlık olabiliyor. Ee, sonuçta son bağırsak arka tarafında vajinanın yani vajinanın sağlam ve sağlıklı olması. Aynı zamanda hastanın tüm organları açısından bir destek yaratıyor. O yüzden vajinanın öncelikle sağlıklı olması ve e, genç kalmasını biz arzu ediyoruz. Hastanın öncelikle sağlığı açısından. Evet. Peki izleyicilerimize tekrar hatırlatmış olalım. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Aylin Kurt'a sorularınız varsa siz de ekranlarınızdaki iletişim numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Bugün vajina estetiğini konuşmaya devam ediyoruz. Ee, vajina genişlemesinin tedavisi nasıl yapılmalıdır Aylin Hocam? Şimdi bundan 4 sene öncesine kadar elimize sadece yani Türkiye açısından konuşuyorum. Yurt dışı çünkü e, teknolojik olarak bizden çok daha önde. Hani daha önce başlıyorlar. 4 sene öncesine kadar elimizde sadece cerrahi tedavi vardı. Yani fazla olan kısmı kesiyorduk, daraltıyorduk. Şu anda ne yapıyoruz? Şu anda hastanın ölçüsü yani bir muayenesi yapılıyor. Basınç ölçümleri alınıyor. Eğer uygun aralıktaysa lazer tedavisi uygulanabiliyor. Şu anda... Tüm hastalar için hem ameliyat yok, kanama yok, e, basit. Yani e, karbondioksit tip lazerle yaparsanız 3 dakikalık bir işlem, e, erbiyum yak lazerle yaparsanız da yaklaşık 15-20 dakikalık bir işlemle hasta sonuçta bu konudaki sağaltımını sağlıyor. Çıkıp işine, gücüne vesaire e, gidebiliyor. Yani sosyal hayatını... Kesinlikle e, etkilemeyen bir yöntem olduğu için şu anda hastalar arasında da son bir yıldır ciddi derecede duyulan ve tercih edilen bir yöntem haline gelmeye başladı vajinal lazer. Evet. Ama e, eğer vajina çok fazla genişse, ki dedim ki bunların hepsinin ölçüsü var, e, fazla genişse o zaman lazer ışınlarının etki edebildiği sınırın dışında kalıyor. O zaman ne yapıyoruz? Önce cerrahi olarak daraltmak zorunda kalıyoruz. Sonrasında lazer uyguluyoruz. Sonuçta ameliyata yapsak ameliyatsız da yapsak lazer uygulaması yapıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Oradaki hücrelerin hem elastik kolajen liflerin hem kas hücrelerinin yenilenip tazelenmesi hem zaman içinde yetip giden o e, çok katlı yassı epitel dediğimiz kısmı gittikçe daraldığı için onun eski haline gelmesi için yapıyoruz. Yani yüze ya da vücudun herhangi bir bölgesine lazer yaptığımız zaman nasıl bir gerginleşme, bir toparlanma mesela hani hmm. e, yüz germeye gelmeden evvel uygulanan tedaviler arasında yüze lazer uygulaması da var. Onun gibi hücreleri gençleştirme ve yapının toparlanması, hmm. tabii ki koruma çok ciddi faydaları olduğu için lazer tedavisini mutlaka ben ekliyorum. Peki bu tedavi için doğru zaman nedir bu tarz rahatsızlığı olanların? Şöyle söyleyeyim ee, yani biz... ilerlemesi başka problemlere yol açar mı? Diyelim. Açıyor. Evet şöyle söyleyeyim yani e, vajinal daraltma ya da lazer tedavisi için tek sıkıntı bizim için hasta yeni doğum yaptıysa. Hı -hı. Mesela bugün sabah bir telefon geldi. 45 gün olmuş doğum yapalı hastamız lazer için başvurmak istedi reddettik. 6. ayını doldurması gerekiyor doğumdan sonra. Yani hemen doğum ertesinde ne ameliyat ne lazer uygulaması yapılamaz. Çünkü hastanın vücudundaki hormon etkisi henüz daha kalkmamıştır. Yani kendini vücudun bir toparlaması beklenir hormon etkisinin ortadan kalkıp en son haline geldikten sonra tekrar bir değerlendirme yapılır. Öncesinde yapılan tedaviler boştur, öyle söyleyeyim. Hem ciddi derecede kanama riski vardır cerrahisinin özellikle. Ee, o yüzden dediğim gibi doğumdan sonra 6 ay dolana kadar bekleriz. Bu bir. İkincisi tabii ki kadının periyotta ameliyat olmaması ya da lazer uygulanmaması gerekiyor. Periyot döneminde, aylık regl döneminde Hı -hı. uygulanmaması gerekiyor. Evet. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yoksa hastanın hani kanser gibi ya da atıyorum rahim sarkması yoksa e, idrar kesesinde aşırı bir sarkması yoksa e, vajinada altıma çok rahat bir şekilde tek başına uygulanabilecek bir tedavidir. Peki hocam genital estetik ameliyatı ve e, lazer arasında aynı derece etkili midir? Yani bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi hastalarımızın lazere bakışı biraz değişik. Yani henüz daha dediğim gibi 4 sene, 4 4,5 sene evvel e, lazer uygulamaya başladık. İlk başlarda kesinlikle istemiyorlardı. Çünkü e, hastalarda hani or orası ameliyat olmadı. Hani nasıl daralacak? Nasıl düzelecek? ya da mesela kadar kadar e, düzelecek evet, daralacak mi daralacak mı Doğru. ya da hani yeteri kadar e, etki gösterecek mi gibi sıkıntılar, sorular geliyordu. E, ya da mesela geçenlerde bir hastam ısrarla ben lazer tedavisi uygulatmam, vücuduma radyasyon almam dedi. Yani lazerin ne olduğunu çok fazla bilmiyor e, hastalarımız ki lazer ısı veren bir Makinedir sonuçta yani cilt altına ciddi derece, 50 derece, 60 derece ısı veren bir makinedir. Radyasyon veren bir makine değil. Herhangi bir vücuda zararı yoktur. Bir yakma ee, durumu, bir şey durumu. Şöyle söyleyeyim maalesef bazı meslektaşlarımız tarafından da lazer yaptırırsan yarın öbür gün senin e, vajinal lastik hortuma döner gibi şehir hmm. efsaneleri üretiliyor. Ama sonuçta dediğim gibi biz bunu 4 4,5 yıldır yapıyoruz ama dünya bunu 20 yıldır belki kullanıyor. Evet hocam onu diyecek. Yani, sonuçta dünyada bir istatistiksel verisi vardır. Aynen, yani yayınlar var. Yani yani var ve yayınlar var bilimsel bunlar. <laughs> tabii ki. E tabii ki biz de bilimsel yayınları ciddi derecede takip ettiğimiz için yurt dışı kongrelerde işte oradan gelen Hocalarımız, meslektaşlarımız, yurt içi kongrelerde bunlar zaten gösterilen ve tartışılan şeyler. Ve zaten e, her zaman lazeri değil gerektiğinde e, cerrahi müdahaleye önce sonrasında lazeri ve sebeplerini aslında birazcık da açıklamış olduk burada. Evet. Peki dediğiniz e, lastik hortum olayıyla <laughs> ilgili ne söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. E, vajinanın yakılabilmesi için... Hı hı. Ya da e, nasıl diyeyim o derece bir hasar verilebilmesi için bunu hiç bilmeyen bir kişinin defalarca uygulaması gerekir. Artık teknolojik e, cihazlar son derece emniyetlidir. Yani Tabii yakmak ki. isteseniz de yakamazsınız. yakamazsınız. Yani değil mi, hocam? zarar yani, vermek yani. isteseniz de hı hı. çok çok zorlanmanız gerekir. Evet. Zaten belli bir e, standart derecenin Dereceleri üstüne çıkamazsınız. Var. Yani ona uygun değil cihazlar. Gayet emniyetlidir. Ee, o yüzden dediğim gibi biz zaten e, uzun yıllardır yani Türkiye'de hemen hemen ilk kullananlardan birisiyim. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık hastalarımızla. Evet peki devam edelim o zaman gelen e, bir başka sorumuz. Vajina daraltılması diğer hangi konularda hastaya fayda sağlar? Şimdi e, az önce de e, bahsetmiş olduğum sonuçta rahim sarkmasını, engelleyebilir ya da geciktirebilir hastanın dokusuna bağlı yani dokusunun elastik kolajen lifinin ne derece sağlam olduğuna bağlı Bunun dışında idrar kaçırmaya özellikle lazerin çok fazla özel şöyle söyleyeyim stresin kontinans dediğimiz işte öksürürken hapşırırken işte namaz kılarken eğilip kalkarken vesaire hı hı. E, idrar kaçırma problemi yaşıyor birçok hastamız maalesef. Evet. E, bunlara ciddi derecede katkısı olur. Ancak hasta tabii ki her şartta idrarını tutamıyorsa buna mutlaka bir ürolog tarafından ameliyat edilmesi gerekir. Kesin çözüm olmayabilir başka yani, sebeplerden birinci dolayı. Birinci ve ikinci derecelerde kesin çözüm. Hı hı, evet. E, ama tabii İlerlemiş ki durumlar. derece çok ilerlediyse eğer onlara Hı -hı. tabii ki e, çözüm olamıyoruz. Evet e, peki devam edelim o zaman idrar kaçırma dedik. E, bununla devam etmemiz gerekirse e, cerrahi tedavi ve lazerle tedavi yöntemi arasındaki farklar nelerdir? Eğer e, bir kişinin idrar kaçırma gibi bir problemi varsa. Şöyle söyleyeyim yani... E, Vajina'nın gevşemesiyle beraber zaten üst duvarında yer alan idrar kesesi de aşağı doğru sarkmaya başlıyor ve sonuçta orada idrar çıkışının olması gereken açı boş, yani idrar yolunun izlediği hı hı. açı bozuluyor. Vajina daraltmayla o göllenmeyi ortadan kaldırdığınız zaman da hastanın idrar kaçırmasına katkınız olabiliyor ya da Dediğim gibi mutlaka ameliyatlardan sonra da artık ben lazer kullandığım için, lazer tedavisi kullandığım için çünkü hı hı. cerrahide e, genişliği daraltıyorsunuz ama hücrenin gençleşmesine yönelik bir katkı sağlayamıyorsunuz hastaya. Evet sonrasında, e, sonrasında yine lazer. Tabii sonrasında yine lazer uygulaması. Yani bunun total vajina daraltıcı başlıkları olduğu gibi sadece idrar kaçırmaya yönelik ürolojik Hı -hı. başlıkları da var. var. Sadece üst kısmı taradığımız üç açıda. Rahatsızlığa göre bölgesel olarak da e, uygulama tabii ki. yapıyoruz. Tabii uygulama yapılabiliyor. Hı -hı. Hani hastanın sırf idrar kaçırma şikayetiyle ge geliyor Hı -hı. ve genç bir hastaysa sadece İlla kaçırmaya yönelik de lazer uygulaması yapılabiliyor. Ama dediğim gibi sonuçta bu e, şikayetin çok çok ilerlemediği durumlarda çok daha fazla etkili. Evet peki devam edelim o zaman estetik ve plastik cerrahi uzmanı doktor Aylin Kurt'la devam ediyoruz. Sizin de sorularınız varsa ekranlarınızdaki iletişim numaralarından bize sorularınızı iletebilirsiniz diye tekrar hatırlatmış olalım. Genital bölgede renk kararması neden görülür diye bir sorumuz var. Şimdi genital bölgede renk değişiklikleri özellikle koyu kahveden siyaha dönen renk değişiklikleri yine bizim uzun müddettir çok fazla şikayet aldığımız ve tedavi uyguladığımız bir bölüm. Hı hı. Tabii ki tümüyle estetik kaygılara dayanıyor. Yoksa hani o daha koyu bir renk olması hastanın sağlığı açısından bir sıkıntı yaratmıyor. Bir Genelde hastalık belirtisi değildir. Değildir. Yani hani tabii ki cildiye ile alakalı bir iki hastalık var ama genel olarak oradaki renk koyulaşması hastanın hamilelik dönemi en büyük e, sebep renk koyulaşması. Evet. İkinci en büyük sebep de maalesef e, ehliyetsiz yerlerde yapılan lazer epilasyonlar diyebilirim. Ciddi derecede yakıldığı için derecesi uygun dozda uygulanmadığı için yine bize en fazla başvuru e, o şekilde geliyor. Yani ben lazer yaptırmadan önce herhangi bir sıkıntım yoktu. Ancak işte birkaç doz lazer yapıldıktan sonra bu şekilde kararmalar meydana geldi diye. Hasta açısından görüntüsü olarak ciddi bir sıkıntı. Çünkü hani hastanın kolu, bacağı, işte karnı normal Hı -hı. kendi rengindeyken oranın 3-4 ton koyu olması ciddi derecede hastaları rahatsız ediyor. Şöyle bir e, sıkıntı var. Beyazlatıcı hiçbir kremin etki etmediği bir nokta. Bunun dışında yüz soymak için hani genelde belki hastalarımız o şekilde duymuştur. Kimyasal peeling deriz. Evet. E, kimyasal peelinglerin de uygulanıp hiçbir sonuç elde edilemeyen bir bölge. Hı. Bunun tek tedavisi lazerle soyma. Biz de o şekilde bir tedavi uyguluyoruz hastaya. Ya dediğim gibi karbondioksit lazerle ya erbiyumyak lazerle. Nasıl bir uygulama oluyor? Ee, Hastaya normalde karbondioksit lazerden bahsedersek eğer cilt altındaki renk veren melanin hücrelerini direkt öldürür. Hmm. Ciddi derecede bir soyma yapmaz. Sadece 3 hafta minik minik pullanmalar şeklinde soyulmalar görülür. Genelde daha az ağrılı acılı bir soyma işlemidir karbondioksit lazerle yapılan. Erbiyum yak dediğimiz lazer tipiyle yapılan ise direkt üstteki koyu tabakayı soyarak atar. Hmm. Yani önce bir kabuklanma oluşur. Ondan sonra e, o bölge soyulur ve dökülür. Peki, Peki herhangi evet. bir lokal anestezi ya da genel anestezi uygulaması gerektiriyor mu bu uygulama? E, lazer uygulamalarında karbondioksit e, lazer uygulanıyorsa eğer ağrısızdır. Hı hı. Neden daha ağrısız? Çünkü karbondioksit lazer biraz daha derine inen bir uygulama yaratır. Yani kanallarla daha derine indiği için e, sonuçta ağrıyı acıyı ya da yanmayı yaratan Nedir? Sinir uçlarının açığa çıkmasıdır. Yani daha yüzeyel sıyrıklarda mesela kesi belki o kadar acımasa bile sıyrık daha fazla acır. Çünkü çok sayıda sinir ucu açığa yani çıkıyor. Yüzeye yakın acı fazladır, derinse daha, daha azdır. Tabii. Evet. Hani mesela yüzeyel yanıklarda acı daha fazladır ama Hı. artık yandı, kasa kadar indi, kemiğe kadar indi, hasta onda hiçbir acı duymaz. Yani öyle düşünürsek eğer evet. e, yaklaşık bir, eğer erbiyumyak yak lezer uyguluyorsak yaklaşık bir 25-30 dakika kadar krem sürüyoruz. uyuşturucu krem sürüyoruz ondan sonra uygulamamızı yapıyoruz. Yani anestezi şu ana kadar vermedik. Evet. altında Peki yapmadık. hamilelik döneminde de bu tarz e, durumlar gözükebilir dedik. Hamilelik döneminde bir tedavi uygulayabiliyor muyuz? Uygulamıyoruz. Hı hı. Peki hamilelik sonrasında geçme ihtimali oluyor mu renk değişimi? İşte şöyle bir şey var yani hamilelik geçirip daha sonra o şekilde kalıyor. O şekilde kalan hastalar hmm. başvuruyor. Hamilelik sonrasında. Evet. Hamilelik genelde sonrasında. Ya yani ben hamilelikten önce böyle bir sıkıntım yoktu diyor. Sonuçta hani hamilelikte bir sürü e, bayan seyircimiz de var. Yani meme uçları da koyulaşır. Hı hı. Hani vücutta direkt dinmelerinin aktivasyonu olduğu de için oluyor. yüzde lekeler olur. Karında hı. lekeler olur. E, aynı lekeler maalesef genital bölgede de oluyor. Diğerleri geri dönebiliyor ya da kalıcı olabiliyor. Mesela yüzde de lekeler kalıcı olabiliyor. E, onlar eğer geçmediyse hasta bize o şekilde başvuruyor. Ve e, hamilelik sonrasında e, ne kadar beklemeli kişi böyle bir e, tedavi için? Onu yapabiliriz hemen. Hı -hı. Yani onunla ilgili bir sıkıntımız yok çünkü dediğim gibi hani cildi soyduğumuz için. Ama tabii ki e, sonuçta bunlar için acele etmeye gerek yok. E, bebeği belli bir aya gelir, bebeğini bakıp Hı -hı. büyütür. Ondan sonra. Hı -hı. E, Kafası daha rahat olduğu zaman bize gelebilir hasta. Evet e, yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Şöyle genel olarak konuyu tamam. bir toparlayalım. E, genel olarak e, izleyicilerimizden aslında en çok gelebilecek e, sorular üzerine biraz yoğunlaşmak gerekirse neler söylemek istersiniz? Şunu e, söylemedim az evvel onu düşünüyordum. E, şimdi lazer uygulamasının en Hı. çok etki ettiği e, durumlardan bir tanesi de Postmenopozal dönem kadınlar, onlarda da bu doku kaybına bağlı derinin nasıl deri inceliyorsa sonuçta vajina hormon aktif bir organ ve kalınlığı aşırı derecede azaldığı için bizim atrofi dediğimiz yani ileri derecede bir bozulma oluyor vajinada, hı hı. çok fazla daralabiliyor ve sonuçta. Ee, bu kişi evli olduğu zaman eşiyle... Doğum yapabiliyor yok. sonrasında da. He? Doğumla bir alakası yok, var mı? Yok, menopozal hastalarda. Ha, yani tamam menopoza öyle. girmiş olan hmm. hastalarda. Onlar da ciddi derecede şikayet almaya başladık. Ee, ya da hani bir kadın doğum muayenesine gidemiyor hasta. Sonuçta sağlık takibinde, simir aldırırken vesaire, ya da kisti varsa herhangi bir muayene için başvurduğunda da ciddi sıkıntı yaşamaya başlıyor. Lazerle tedaviyle e, yine de bu darlıkların çözümünü de bulabiliyoruz. O konuda da hastalarımızın bilgisi olsun. Zaten çok fazla başvuru gelmeye başladı. Son bir senedir, iki senedir insanlar artık okudukça, araştırdıkça. Hı hı. Ee, dediğim gibi bize dönüş yapıyorlar. Yani daralma problemini de lazer evet. tedaviyle çözebiliyorlar. Yani şimdi insanlara hep genişleme genişleme evet. dedik. <laughs> o yüzden hani onu da bildireyim. Evet. Çünkü menopoz sonrası bazı hastalarımız, bazı demeyeyim aslında çok fazla sayıda Şikayet var ama dediğim gibi bu tümüyle kişiye bağlı bir şey. Kimisinde daha az daralıyor. Hasta o şekilde tolere edebiliyor hayatını. Bazısında aşırı derecede daralma olduğunda hani bir kadın doğum muayenesine bile gidemiyorum hocam diye e, gelebiliyorlar bizi. Yani genişliği de daraltıyoruz, daralmayı da genişletiyor. Çünkü hücreleri yeniliyor. Dediğim gibi o e, dokunun katlarını arttırıyor e, ve daha sağlıklı bir vajina dokusu elde etmemizi sağlıyor. Evet elinize sağlık efendim. Teşekkür ederim. Elinize derim. sağlık, sağlık. Ayağınıza de. sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Yavaş yavaş öne alalım sizi. Son olarak söyleme, söylemek istediğiniz... Allah düşüyoruz. <laughs> <laughs> söylemek Buyurun. istediğiniz bir şeyler varsa da onları da alalım. Evet. Ee, herkese sağlıklı günler diliyorum inşallah. Önce sağlık diyoruz. Ee, bu programa beni davet ettiğiniz için... Ve bana bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Genital estetikle ilgili bayağı derinlemesine konuştuk. İnşallah izleyicilerimiz de bu konuda aydınlatabilmişizdir diyelim. Programımızın da sonuna geldik. Sizi alkışlarla uğurlayalım. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. Eski Estetik ve plastik cerrahi uzmanı doktor Aylin Kurt bugün bizimleydi. Tekrar kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve programımızın da sonuna geldik Sonunda İbrahim geldi. Bey. Keyifli pazarlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.